Herkese merhabalar. 5. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 2. hazırlık provamıza hazır mısın Tom? Değilim hocam. Tabii ki, o yüzden buradayım zaten. Harikasın. Hazır olmaman beni daha çok sevindirdi. Çünkü daha istekli, daha arzulu bir şekilde dinleyeceksin. Ben de sana konuları güzel bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Ama öncesinde 2. dönemin 2. hazırlık konularında bilmemiz gerekenleri 4. ünitede bilim, teknoloji ve toplum, 5. ünitede üretim, dağıtım ve tüketim, yine 6. ünitede etkin vatandaşlık ve 7. ünitede küresel bağlantıları sana güzel güzel anlatacağım ve ardından bu kısa anlatımdan sonra tabii bunların hepsini daha detaylı bir şekilde biz sınıf anahtarı sistemimizi anlattık. Ama burada şöyle bir özet geçiş yapacağız. Sonrasında sorularımız geliyor. Hocam, aralarında eşleştirme soruları, boşluk doldurma sorularımız, işte arkalara doğru ilerleyelim soruları, doğru mu yanlış soruları, bir sürü soru var. Neden bu kadar çok soru hazırladık sana Tonguç'um? Çünkü yazılıda karşına çıkabilecek tüm soru tarzlarını, çeşitlerini gör. Sınavda ben bunu görmüştüm, hatırlıyorum de diye böyle uzun hazırladık. Burada şu dönem Tonguç'um. Biz soruları hazırlarken öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın kazanımlarına baktık. Dedi ki kazanımlarda şunları şunları çocuklar bilmeli. Bunları bunlara dikkat etsinler diyor. Buna dikkat ettik. İkincisi 5. 6. ve 7. üniteye biraz ağırlık verdik. Hocalarımız da sınavda buradan sorabileceklerini söylediler bize. Hocam soruları direkt verir misiniz dedik. Onlar dediler ki hay tabii ki vermeyiz dediler. Öyle bir şey olmaz. Ama muhtemelen buna benzer sorular soracağız dediler. Dolayısıyla şimdi sen kulağını 4 aç, gözlerini 8 aç ve beni dikkatli bir şekilde dinle. Ben de sana önce bir konu özeti yapayım Tonguç'um. Sonrasında da sorularla, çözümlerle ilerleyelim. Eğer sen konuları birazcık biliyorsan ben sana sorarken sen de böyle dikkatli cevaplayabilirsin, ara ara durabilirsin. Şimdi bilim, teknoloji ve toplum ünitesinde teknoloji ve toplum konusuna baktığımız zaman E-Devlet yani elektronik devlet, E-Okul, Alo 182 ve CİMER'i görüyoruz. CİMER Cumhurbaşkanı İletişim Merkezi. Yani bir sorun olduğunda direkt Cumhurbaşkanı'na yönlendirebiliyorsun. E-Okul artık biliyorsun notlarını hocan sana E-Okul internet üzerinden veriyor. Böyle gidip de karne marne onlar artık eskide kaldı. E-Devlet'e baktığımızda ise bu sefer sorunlarımızı devletle alakalı kamuda alacağımız hizmetleri internet şifremizi kullanaraktan E-Devlet üzerinden yapabiliyoruz. Doğru ve güvenilir bilgiye baktığımızda medya ve sanal ortamdaki her bilginin güvenilir olmadığına dikkat etmemiz lazım Tonguç'um. Çünkü medyayı veya biz sanal ortamı interneti kullanırken bunlar internet olsun yalandır diye düşünsek bile bazen işimize gelen, hoşumuza giden bir şeyi gerçek zannedebiliyoruz ve doğru bilgilerimizi paylaşabiliyoruz. Bu çok riskli bir şey. Sen günlük hayatta nasıl yolda gördüğün bir adamın elini tutup gitmiyorsan, merhaba seni çok sevdim abi demiyorsan, sosyal medyada gezerken de, internette gezerken de tanımadığın, bilmediğin insanların sayfalarında onlara bilgilerini asla vermemelisin Tonguç'um. Sanal ortamda güvenlik, 3D güvenlik, şifreleme yani 3D güvenlik, şifreleme, virüs araması ve kimlik hırsızlığı gibi kavramların artık sanal ortamda çok fazla gezdiğimiz için bilinmesi gereken kavramlar, terimler olduğunu görmemiz lazım. Şifre koyarken kesinlikle büyüklerin bilmeli. Yani anne babam bunları bilmeli bu yaştayken sen ve zor bir şifre kullanmalısın. Ben şifremi kimseye vermem. Niye vereyim ki? Ne alakası var hocam? Aferin. Anne babam bilebilir çünkü bilmesi lazım. Bazen onlar... Annem o zaman her şeyimi, özel hayatımı görür. Senin ne özel hayatın olacak Tonguç'um? Kendime özel bir dünyam var hocam. Vay aferin. Bilim insanların ortak özelliklerine baktığımızda merak, azim, hedef, sabır ve özgüven olduğunu görürüz. Yani asla hayali olmayan, hedefi olmayan, idealleri olmayan bir insan dünyada başarılı olmaz. Yani aman hayırlısı olsun işte çok şükür yaşıyoruz demek güzel bir şey ama bunun tembelliğe götürüyorsa seni, fazla çalışmanı engelliyorsa, insanlara yeni şeyler, yeni güzellikler üretmek adına sabırlı, azimli olmanı engelliyorsa bu seni iyi bir başarılı insan yapamaz. Hele hele bilim insanı hiç yapamaz. Çünkü bilim insanlarının en önemli özelliği 100 bin defa belki 200 bin defa red cevabı alıyor, hayır cevabı alıyor, başarısız oluyor ama azimle bunu devam ettiriyor. Bilimsel etiğe baktığımızda etik ahlak demek felsefede Tonguç'un. Bilimsel araştırma yapmak ve bilimsel araştırma yaparken eğer başkasının kitabından faydalandıysan bunu kaynakçı olarak dipnotlarda göstermek gerekiyor Tonguç'um. Üretim, dağıtım ve tüketim ünitesine baktığımızda çevremizdeki ekonomik faaliyetlerin üretim tüketimin ne olduğu ve yaşadığımız yerdeki ekonomik faaliyetlerin isimlerini bilmemiz gerekiyor. Burada şöyle bir şey var Tonguç'um. Eğer sen diyelim ki etrafında bir sürü şey görüyorsun. Mesela esnaflar var ticaretle uğraşan. Veyahut da işte fabrikalarda çalışan işçiler var. Aynı zamanda işte hizmet sektörü var. Yani lokantalarda çalışanlar, turizm sektöründe çalışanlar, doktorlar, öğretmenler bunların hepsi hizmet sektörü. Ve yine üretim ve tüketim birbiriyle dengeli. Yani sen eğer çok fazla mal üretmeyip çok fazla mal tüketiyorsan ekonomik anlamda sıkıntı yaşarsın. Ekonomik faaliyetlerin meslekleri etkilere baktığımızda bölgeye ve sektöre göre değişen meslekleri görmemiz gerekiyor. Mesela Akdeniz'de turist rehberliği, otelcilik ve sebze meyve yetiştiriciliği çok fazla. Niye? Çünkü Akdeniz güneşli gün sayısı çok fazla olduğu için, sıcak gün sayısı fazla olduğu için Akdeniz'de insanlar turizmle daha fazla uğraşıyorlar. Ve yani düşünsene
Şu anda Antalya denize girilebiliyor şu tarihlerde. Zaten bir ay önce de girilebiliyordu neredeyse. Turistler girebiliyor, en azından Türkler girmese bile. Bak, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. 8 ay boyunca deniz turizmi yapılabiliyor. Dolayısıyla orada turist rehberliği, otelcilik ve yine sıcak, güneşli gün sayısı fazla olduğu için sebze meyve yetiştiriciliğinin fazla olduğunu görebiliyoruz. Ekonomi ve sosyal hayat konumuzda ekonomik faaliyetler nüfusa, yerleşmeye ve eğitime göre kültüre etki ediyor. Niye? Çünkü eğer sen birincil faaliyetler, yani böyle tarım, hayvancılık, ormancılık gibi faaliyetler varsa, bu senin yerleşmeni daha çok köylerde olmasına sebebiyet veriyor. Eğer üçüncü faaliyetler, yani sanayi sektörü, işte böyle daha doğrusu ikinci faaliyete giriyor ama böyle hizmet sektörü fazlaysa, bu sefer kentlere yerleşme olduğunu, eğitim seviyesinin yüksek olduğunu görüyoruz. Üretim, dağıtım ve tüketim ana baktığımızda kullandığımız temel ürünleri sırasıyla önce üretildiğini, sonra dağıtıldığını, sonra tüketildiğini biliyoruz. Nasıl oluyor? Mesela bu plastik kalem, petrolden yapılan bu plastik kalem önce fabrikada üretiliyor. Ardından kamyonlara yüklenip kırtasiyelere dağıtılıyor. Sonrasında biz gidip kırtasiyeden bir tane verir misiniz abi deyip alıyoruz. Bu da tüketim olmuş oluyor. Yeni fikirler geliştirelim de girişimcilik geleceğin en önemli mesleklerinden bir tanesi olmuş. Girişim yapmamız gerekiyor. İnternet sayesinde bilgiye çok hızlı bir şekilde ulaşabildiğimiz için farklı farklı mecralarda, farklı farklı alanlarda yeni şeyleri denememiz gerekiyor ve proje hazırlamayı bilmemiz gerekiyor. Bilinçli tüketiciye baktığımızda tüketici olarak bizlerin hakları, sorumlulukları var ve bunları mahkemelerden, hakem heyetleri üzerinden kontrol edebiliyoruz. Yani sen bir kalem aldın, yazmıyor. Ah, bu kalem yazmıyor. Eyvah, yapacak bir şey yok demeyeceksin. Mutlaka haklarını, sorumluluklarını bilip gerekirse iade etme hakkın olduğunu, eğer iadeyi kabul etmezlerse tüketici mahkemelerine gideceğini aklında bulundurmalısın. Etkin vatandaşlık ve küresel bağlantılar ünitelerine baktığımızda ise buradan halka hizmet veren kurumları görüyoruz. Eğitim kurumları, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı, sağlık kurumları, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na bağlı, ulaştırma, adalet ve güvenlikle ilgili kurum ve bakanlıklar önemli. Niye? Mesela sivil savunma, sivil toplum kuruluşları, savunma bakanlığı, sanayi bakanlığı, bunların hepsi bizim için halka hizmet veren kurumlar. Sivil toplum kuruluşları devlete bağlı değil, sivil olarak kurulmuş. Mesela Yeşilay gibi, Kızılay gibi, ama bunlar da yine halka, bizlere hizmet veren kurumlar. Yaşadığım yerin yönetimine baktığımızda merkez yönetimler, valilikler, kaymakamlıklar var. Yani valiler şehirlerde, kaymakamlar ilçelerde. Mesela İstanbul'un valisi var ama İstanbul'un ilçelerinden Beşiktaş'ın kaymakamı var. Yerel yönetimlerde yine belediyeler var. Büyük kentlerin belediyeleri başkanları oluyor. İlçelerin belediye başkanları oluyor. Ama küçük kısımlarda ise, yani mahallelerde ise, muhtarlıklar olduğunu bilmemiz lazım. Tonguç evladım benim. Şu parantezi kapatalım. Açık kalmasın, şöyle yapalım. Temel haklarımıza baktığımızda yaşam hakkımız var. En doğal, en temel hakkımız. Kimse kimsenin canına... Pırtlama hakkımız var hocam. Pırtlama hakkı yok Tonguç'um, öyle bir şey yok. Ki evde yalnızken banyoda yapabilirsin, tuvalet yapabilirsin ama burada pırtlama hakkı yok, lütfen rica ediyorum. Yaşam... Ben derslerken kütüphanede yapıyorum genellikle hocam. Ve insanlar kütüphaneden kaçmak zorunda kalıyorlar. Lütfen böyle şeyler yapma Tonguç evladım benim. Güzel bir şey esasında, insanın en doğal ihtiyacı, ama bunu yalnız yaparsan çok daha sağlıklı olur. Hem senin için hem de etrafındaki insanların akciğer sağlığı için. Konut dokunulmazlığına baktığımızda ise şunu bilmemiz lazım. Konut dokunulmazlığı her insanın kirada da olsa kendi yaşadığı evde oturma hakkına sahip. Oraya gelip de kardeş, bu ev benim, bu mahalle benim, işte semt bizim, ev kira, böyle saçma sapan bir şekilde insanların konutuna dokunmak, onları rahatsız etmek, özel hayatına müdahale etmek yasak. Öğrenim hakkımız var. Mesela sen şu anda bu haktan faydalanıyorsun. Seçme ve seçilme hakkın olacak ileride 18 yaşına geldiğinde. İster başkan olacaksın, ister milletvekili olacaksın, ister muhtar olacaksın. Düşünce özgürlüğü var. Düşüncelerimizi rahatlıkla söyleyebilmemiz gerekiyor. Bayrağımız İstiklal Marşı'na baktığımızda bayrak ve İstiklal Marşı egemenlik ve bağımsızlık sembollerimiz. Egemenlik, yönetim, irade demek. Bağımsızlık sembolümüz olduğunu nereden biliyoruz? Eğer bir ülke bağımsızsa bir marşı vardır ve bir bayrağı vardır. Zaten bunlar da anayasamızda tamamen kontrol altına alınmış durumda. Yani İstiklal Marşı, başkent, bayrağımız kesinlikle değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez kavramlar arasında. Şimdi yaşadığımız yerin ülke ekonomisine katkısına baktığımızda hangi bölgede neler yetiştirilip üretiliyor diye bakmamız lazım. Türkiye gerçekten cennet bir ülke. Ülkemizde farklı farklı yerlerde, mesela Akdeniz'de turizm dedik ama Akdeniz'de güneşli gün sayısı fazla olduğu için mesela muz yetişebiliyor sıcak Mersin, Anamur çevresinde. Karadeniz'de, Rize'de çay yetişebiliyor. Veyahut da işte Manisa'da Ege'nin verimli ovalarında zeytin, üzüm, haşhaş, incir, pamuk yetiştirilebiliyor. Bunların hepsi ekonomiye katkı sağlıyor. Ekonomik ilişkilerde teknoloji artık çok daha fazla kullanılıyor. Elektronik ticaret sayesinde artık biz Çin'den mal alabiliyoruz, Çin'e mal satabiliyoruz, Amerika'dan mal alıp Amerika'ya mal satabiliyoruz, Almanya'dan mal alıp Almanya'ya satabiliyoruz ve ulaşım teknolojileri de geliştiği için uçaklarla, gemilerle her yere malları götürebiliyoruz. Şimdi artık yazılımıza başlayabiliriz. Oh be! Aralarını eşleştirelim diyelim. Şimdi
yeni iş ilanları oluşturarak veya mevcut işleri daha kazançlı duruma getirerek mal veya hizmet üretmeye biz girişimcilik diyoruz sonuç. Dolayısıyla birin cevabı B, girişimcilik. Kitle iletişim araçları yoluyla elde edilen mesajları çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneğine biz tabii ki medya okuryazarı diyoruz. O zaman buraya J harfini yazıyorum. Bak, J, jandarma harfini yazıyorum. Bir aleti, hatta J olduğunu tam şöyle belirtelim. Bir aleti, aygıtı ve yöntemi ilk kez bulma işine de biz icat diyoruz. O zaman burası da F. Gerçekten icat bulmak çok değerli bir şey. Üretilen malın kullanılması veya hizmetten yararlanılmasına ise biz tüketim diyoruz. G harfi. Bir milletin bağımsız ve hür bir şekilde yaşamasına, başka bir devlete bağımlı olmadan özgürce karar verebilmesine biz tabii ki de milli bağımsızlık diyoruz. Yani eğer ülkene düşman saldırdıysa, ekonomik anlamda, siyasi anlamda, hukuki anlamda sana müdahale ediyorsa milli bağımsızlığın yoktur. Ama her anlamda özgürsen milli bağımsızlığın vardır. Bu milli bağımsızlık için biz Kurtuluş Savaşı yaptık Tonguç'um. Karasal iklimin etkisiyle bozkır bitki örtüsünün yaygın olduğu Konya, Ankara ve çevresinde yaygın olarak yapılan hayvancılık faaliyeti tabii ki de küçükbaş hayvancılık. Küçükbaş hayvan deyince aklına ne geliyor Tonguç'um? Tebrik ediyorum seni. Gerçekten kuzular, işte koyunlar, keçiler hep küçükbaş. Büyükbaşlarda inek, sığır. Gerçekten çok kaliteli ses veriyorsun. Bir de... Bir de mi alabilir miyim diyecektim ama. Gerçekten Tonguç'um son derece kaliteli doğal işler. Hocam içimden geliyor hocam. Ne yapabilirim? Durduramıyorum. Diyaframını çok net kullanıyorsun. Ya ben de korkmaya başladım şu anda. Gerçekten yanında bir sığır mı var diye. Çünkü ne yapıyorsun yani? Yani normalde az önce hani insan taklidi yaparken başarılısın ama bilhassa sığır ve manda taklitleri çok daha başarısın. Neyse. Ne yapıyorsun evladım? Her türlü hayvan sesi çıkartabilirim hocam. Aferin. Hayvanları sevmeliyiz, hayvanları korumalıyız. Tonguç'u da çok sevmeliyiz. Şimdi Konya, Ankara ve çevresinde yaygın olarak yapılan hayvancılık faaliyeti küçükbaş. Niye? Çünkü buralarda bozkır var. Bozkırlarda küçükbaş hayvancılık yetiştiriliyor. Doğu Anadolu'da daha çok büyükbaş hayvancılık var Karadeniz'de. Yardımlaşma, dayanışma ve işbirliği içinde hareket ederek toplum yararına hizmet eden kuruluşlara da biz tabii ki ne diyoruz? Sivil toplum kuruluşu. Yani STK. Ben de STK aradım bulamadım ama hemen şimdi buldum. İyi diye yazıyorum. Hatta şöyle STK olduğunu yazalım ki J ile karışmasın. Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu varlığa biz tabii ki de devlet diyoruz. Buraya da D harfini yazıyorum. Devletin D'si zaten. İl merkezdeki kamu kurum ve kuruluşlarının düzenini sağlayan şey tabii ki de C harfi yani valilik. Çünkü illerin başında valiler, ilçelerin başında kaymakamlar vardı. İlçede bulunan devlete ait kuruluşları denetleyip düzenleyenler de tabii ki onda da en son H harfi kalıyor. Yani kaymakamlık. İlçelerin başında kaymakam var. Ankara'nın Çankaya ilçesinin başında kaymakam var. İzmir'in Bornova ilçesinin başında kaymakam var. Ama Ankara ilinin başında vali var. İzmir ilinin başında vali var diyoruz ve geçiyoruz. Boşlukları dolduralım, arkaya doğru ilerleyelim. Şimdi bilim insanları yaptıkları çalışmaları nokta nokta sayısı ortaya koymuşlardır. Evet, burada doğru cevabımız bilimsel düşünce olacak. Çünkü bilimsel düşünce sayesinde bilim insanları çok değerli ürünler, çok değerli icatlar günümüzde insanoğluna ulaştırdılar. Günümüzde bilgi edinmek amacıyla en çok kullandığımız bilgi kaynağı tabii ki de internet. Ama internetin bu adını değil, genel ağ adını kullanmamız gerekiyor. Genel ağ internetin Türkçesi Tonguç'um. Konya ve Ağrı'da ekimi yapılan buğday nokta nokta özelliklerinden dolayı Konya'da daha önce olgunlaşır ve hasat edilir. Tabii ki iklim özelliklerinden dolayı. Çünkü Konya Türkiye'nin daha alçak bir kesimde ortada. Hatta Antalya'ya kese çok daha erken olgunlaşır. Niye? Güneş gün sayısı fazla. O zaman Türkiye'yi şöyle düşünecek olursak önce batıda diyelim ki aynı anda ektin. İzmir'de, Konya'da ve Ağrı'da aynı anda bir tarım ürünü ekti. Diyelim ki bu buğday olsun. Önce bak burası İzmir Tonguç'um. Burası Konya. Burası da Ağrı ya. Esasında üçü de benzer enlemlerde olmasına rağmen burası daha alçakta olduğu için önce burada hasat ediliyor, toplanıyor yani ürün. Sonra Konya'da, sonra da Ağrı'da. Bunun temel sebebi de iklim. Batıdan doğuya doğru gittikçe ülkemizde yükselti artıyor ve sıcaklık da bu yüzden düşüyor Tonguç'um. Nüfusun fazla olduğu İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir gibi şehirlerin çevresinde nokta nokta hayvancılık önemli bir ekonomik faaliyettir. Nüfusun olduğu yerde para vardır. Paranın olduğu yerde de kümes ve ahır hayvancılığı vardır Tonguç'um. Dolayısıyla sen mesela Doğu Anadolu'da mera hayvancılığı yaygın büyük otlaklarda. İç Anadolu'da bozkırlarda küçükbaş hayvancılık yaygın. Hakkari'de, Rize'de, Konya'da arıcılık yaygın. Veyahut da Bursa'da ipek böcekçiliği yaygın. Ama kümes ve ahır hayvancılığı direkt olarak
besi hayvancılığı diyebiliriz buna. Ahır kelimesi yerine besi kelimesi de kullanabiliriz. Paranın olduğu Marmara bölgesinde veyahut da büyük Ege'deki, Ankara'daki Ege'deki, İç Anadolu'daki Ankara, İzmir gibi büyük kentlerde. Para var, huzur var. Ne diyorsun Tonguç evladım benim? Yeryüzü şekillerinin sade, iklim koşullarının ılıman ve ulaşım ağının gelişmiş olduğu yerlerde tabii ki sanayi tesisi kurulabilir. Niye? Çünkü hem ulaşım kolay, fabrikadan üretilen malı rahatlıkla alıp götürüp getirebilirsin. Hem de iklim ılıman olduğu için çok daha rahat koşullarda üretimi sağlayabilirsin. Yazları uzun ve güneşli geçen yazları uzun ve geniş geçen Akdeniz ikliminin etkisi altında kalan kıyı kesimler deniz turizmi merkezine gelmiştir. Evet, Akdeniz iklimi Türkiye'de deniz turizminin en önemli avantajlarından bir tanesi. Akdeniz yazların sıcak ve aynı zamanda uzun geçtiği bir iklim. Dolayısıyla az önce söylediğimiz gibi Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım'a kadar Akdeniz ikliminin güzelliklerinden, güneşinden, kumundan faydalanabiliyoruz ve deniz turizmi yapabiliyoruz. Şimdi geldik başka bir boşlukları doldurma sorusuna Tonguç evladım benim. Eğitim, sağlık, ulaşım, bankacılık gibi faaliyet alanları hizmet sektörü içinde yer alır. Hizmet sektörü, bak şimdi 3 tane sektör var. Birincisi sanayi sektörü. İkincisi tarım sektörü, üçüncüsü hizmet sektörü. Şimdi bunlar doğru cevabımız değil. Sanayi ve tarım olamaz. Hizmet sektörü, yani bir şey üretmiyorsun gibi duruyor ama esasında hizmet üretiyorsun. Bankada adam sana bir hizmet veriyor. Ben şu anda öğretmen olarak, eğitim alarak sana bir hizmet veriyorum. Yani sen al şu tabağı demiyorum sana, üretiyorum. Al bunu demiyorum sana. Burada dediğim şey mesela al şu bardağı kullan demiyorum. Bir şey sana anlataraktan bir doktor gibi ya da bir işte bankacı gibi ya da bir İşte şoför gibi ya da bir öğretmen gibi sana bir hizmet sunuluyorsa buna biz hizmet sektörü diyoruz. Faaliyetlerin geliştiği yerlerde ziraat mühendisleri bitki hastalıklarıyla mücadele yöntemleri hakkında çiftçileri bilgilendirir. Tabii ki de tarım faaliyetlerinin olduğu yerde çiftçiyi, köylüyü bilgilendirmemiz lazım ki üretimde çok daha verimi yüksek bir duruma gelelim. Nokta nokta uygulaması ile devlet hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve etkili yoldan hızlı ve kesintisiz bir şekilde ulaştırılması hedeflenmektedir. Burada doğru cevabımız elektronik devlet, yani e-devlet. Eskiden e-devlet yokken gidiyorduk sıraya giriyorduk. Mesela ben 1700-1800 yıllarda yaşadığım için çok daha iyi biliyorum. Eskilerdeniz Tonguç'um biz. Girerdik böyle sıraya beklerdik imzalat, olmadı bir de oraya imzalat, bir daha oraya imzalat. Allah'ım canımız çıkardı. Ama şimdi e-devlet sayesinde tak 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 hemen internetten hallediyorsun. Çıktın alıyorsun, gidip sınava girebiliyorsun veyahut da işlerini halledebiliyorsun. Okul da çok güzel, ben çok seviyorum hocam. Tebrik ediyorum seni Tonguç'um. İlçe ve köylerde hizmet sunmak amacıyla kurulmuş yönetim birimlerine biz yerel yönetim diyoruz. Yani o bölgeye özgü yerel. Global tüm dünyaya, yerel sadece o bölgeye özgü. İnsanların yaşamlarını etkileyen toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmelere dair, siyasal ve ekonomik gelişmelere dair söz sahibi olmaları açısından kullanılan temel hakkı biz katılım hakkı diyoruz. Tonguç evladım benim. Katılım hakkı bir şekilde söz sahibi olmuşsun. Katılıyorsun. Mesela senin şu anda derse katılım hakkın var. Ben arada bir şey söylerken sen de katılıp espri yapabiliyorsun. Veyahut da benim sorularıma doğru cevap verebiliyorsun. Nokta nokta egemenliğin doğrudan doğruya millete ait olmasıdır. O zaman egemenlik millete ait olması için önüne egemenlik kelimesini, milli kelimesi getirmemiz yeterli. Egemenlik, milli egemenlik olunca egemenlik millete ait olmuş oluyor. Şimdi geldik doğru ve yanlış sorusuna. Doğru ve yanlış sorularını sen ne yapıyorsun Tonguç Erdoğan? Genelde hepsini yanlış yaratıyorum veya hepsini doğru yaratıyorum. Yarısı doğru çıkıyor hocam otomatikman. Böyle yapacağını birazcık çalışsan, gayret göstersen, birazdan sana vereceğimiz ödevleri takip etsen, videolarımızı izlesen, okuldaki hocanın ders notlarını dikkatli bir şekilde takip etsen, çalışkan arkadaşlarından ders notları izlesen, esasında böyle saçma sapan şeyler yapmana gerek kalmaz. Hepsini doğru bilebilirsin. Şimdi gel senin yöntemine değil de gerçekten cevaplarına bakarak da bulmaya çalışalım. Arkadaşlarımız eğer biliyorlarsa onlar doğru yanlış diyebilirler. Ampul insanların kullandığı ilk aydınlatma araçlarından biridir. Ampul gel evladım. Ne diyorsun oğlum? Burada doğru gibi duruyor ama hayır, bu yanlış. İnsanlar ilk olarak mum kullanıyor, gaz lambası kullanıyor. Sonradan Edison ampulü icat edecek. Yazı, kağıt ve matbaanın yaygınlaşması sayesinde insanlar bilgi birikimlerini artırmışlar ve yeni buluşlar yapma imkanına sahip olmuşlardır. Doğru. Gerçekten yazı dünya kültür tarihinin inanılmaz bir şekilde değişmesini sağlıyor. Edindiğimiz bilgilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini savurgulamak için sosyal paylaşım ağlarından yararlanmalıyız. Yanlış. Eğer bir bilginin doğruluğunu veya güvenilirliğini sorgulamak için sen sosyal ağlara gidip işte Facebook'ta, Instagram'da, Twitter'da, ne bileyim başka neler var, İşte WhatsApp'ta böyle gezerken bir bilginin doğruluğunu araştırırsan tam da doğru bilgiye ulaşamazsın. Bir şeyi sosyal paylaşım ağından yararlanmak doğru olmaz Tonguç'um. Tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi sıcaklığa bağlı olarak değişmektedir. Tabii ki. Akdeniz daha sıcak olduğu için daha kısa sürede olgunlaşıyordu tarım ürünleri. Ama Doğu Anadolu soğuk olduğu için daha uzun sürede olgunlaşıyor.
elde edilen malların tüketiciler tarafından satın alacağı yere çeşitli araçlara taşınması üretim faaliyetleri içinde yer alır. Yanlış, burası üretim değil, dağıtım faaliyetleri olacaktı. Üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetleri var. Üretim fabrikada üretilmesi, tüketim, dağıtım o ürünün bir yerlere ulaştırılması, tüketim ise bizim tarafımızdan cumburlop yenmesi. O zaman burası 5 yanlış olmuş oluyor. Toprak kullanarak seramik, çimento, kiremit, tuğla, saksı, testi, çömlek ve cam gibi ürünler üretir. Evet, burası da yine doğru bir bilgi diyoruz ve geçiyoruz yeni bir soruya. Doğru mu yanlış mı? Emniyet Genel Müdürlüğü adalet alanında hizmet sunan resmi kurumlar arasında yer alır. Yanlış. Emniyet Genel Müdürlüğü güvenlik alanında, asayiş alanında bize hizmet sunuyor. Adalet alanında tabii ki bağımsız mahkemeler bize hizmet veren kurumlar. Valiler İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak çalışıp tüm bakanlıklara karşı sorumludur. Burası doğru. İl ve ilçe yönetim birimleri yerel yönetim birimlerindendir. Yanlış. İl ve ilçe yönetim birimleri yerel değil. Burada yerel yönetim birimlerinden az önce söylemiştik. Bak neresi demiştik. Şöyle gösterelim bir kez daha. Köylerde hizmet sunmak amacı kurulmuş. Köylerde kurulmuş yönetim birimine yerel yönetim birimi adı veriliyor Tonguç'cum. İnsanların her türlü dış etkiden bağımsız olarak kendi isteğine ve düşüncesine göre karar vermesine katılım hakkı denir. Her türlü dış etkiden bağımsız olarak kendi isteğine ve düşüncesine göre karar vermesine katılım hakkı... Oy verme. Yok. Katılım hakkında ne olduğunu burada söylemiştik Tonguç bak. Hatta cevaplar geçiyor. İnsanların yaşamını etkileyen toplumsal, siyasal ve ekonomik gelişmeye dair söz sahibi olma arasından kullanılan temel hakka katılım hakkı diyoruz. Burada ise düşünce özgürlüğünü anlatmış. Dolayısıyla düşüncesine göre karar vermek düşünce özgürlüğü olacak. Burası da yanlış. Belediye bütçesinin oluşturulması, vergi, harç miktarlarının belirlenmesi belediye meclisinde karara bağlanır. Burada doğru bir bilgi verilmiş Tonguç'um. Çünkü belediye meclisi bu tarz kararları veriyor. Devam edelim. Ülkemizin iklim koşulları kahve üretimi için uygun değildir. Bu nedenle kahveyi biz tabii ki başka ülkelerden satın alıyoruz. Bu da yine doğru bir bilgi. Çünkü kahve üretiminde Tonguç'um bizim iklimimiz elverişli değil. Yani kahve üretimi deyince aklımıza ne geliyor? İşte kakao gibi kahve gibi şeyler hep Afrika'da geliyor. Oralar çok daha sıcak tropikal bölgelerden geliyor. Dolayısıyla burada doğru cevabımız verilmiş. Yani bu doğru bir bilgi. O zaman şuraya katılım hakkı değil özgürlük denir denceğini güzelce yazalım şöyle. Özgürlük yazalım. Burada ne dedik? Şurada il, ilçe ve yönetim birimlerine elde ettiğimiz dedik. Burada da bir sıkıntı yok. Burası tamam. Yerel yönetim birimleri. Tamam. Bunların hepsini güzel bir şekilde cevapladık. Geldik başka bir soruya. Gerçekten kallavi bir soru hocam bu. Yeni nesil bir soru. Senin tipinde çok güzel gitmiş bu soruya gerçekten. Bu bir tane soru mu hocam? Bu tek bir soru. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı yeni sınavlarda açıkladığı örnek sınavlarda Tonguç'um hep bu tarz yeni nesil sorular soruyor. Yani uzun bir paragraf veriyor. Ardından buna infografik olarak bilgiye ulaşmamızı istiyor. Hatta biz Milli Eğitim Bakanlığı'nın örnek sorularını uyumlu bir şekilde ileride gireceğin sınavlara temel oluşturması, yazılarına temel oluşturması ve bursluluk sınavlarına gireceksen sana fayda sağlaması için dörtlü motivasyon denemeleri hazırladık. Bu motivasyon denemelerinde, bak bunu sana ödev olarak da veriyorum, bunu mutlaka tedarik et bir şekilde. Şimdiden sana bir sağlam bir destek olur, yazılardan da iyi not almanı sağlar. Hem sana bir analiz kısımları var, denemelerde yaptığın yanlışları görüyorsun. Hem de bak hep bu tarz yeni nesil sorular görüyorsun, bak hep resimli, büyük yatay sorular. Bu tarz yatay soruları çözersen sınavlarına çok daha fazla başarılı olmuş olursun. Hatta şöyle gösterelim. Sayısal bölümü gösteriyorum bak. Görüyor musun? Hep yatay dedim. Yatay sorular biraz daha seçici sorular. Bu tarz soruları çözdüğün zaman senin için faydalı oluyor. Buradaki dört denemeyi, dörtlü motivasyon denemesini mutlaka çöz. Ve aynı zamanda hazır kitabı göstermişken diğer ödevlerini verelim. Zoru Bankası'ndan Tonguç'um. Hemen sosyal bilgileri açıyorum. Sosyal bilgiler kısmında biz şimdi hangi üniteden sorumluyuz demiştik en başta hatırlarsan. Dördüncü üniteden başlamıştık. 5, 6, 7'ye kadar gitmiştik. O zaman burada hemen açıyorum Tonguç'um benim. Sosyal bilgilerde. Dördüncü ünitemiz bilim, teknoloji ve toplumdan başlayalım. O zaman şuraya geliyorum. Bilim, teknoloji ve toplum. Nerede bakalım. Haritayı buralar hep geçtik biz. Evet buraları geçtik. Ha. Bilim, teknoloji, toplum, doğru internet. Sayfa 188'den başlayıp Tonguç'um. Buradaki sorular biraz daha seçili sorular. Buradan ta en sona kadar yani sayfa gösteriyorum sana Tonguç şeyler benim. Şurada hatta burada sosyal raporumu da güzellikle tamamlayabilirsin. Şuraya kadar sayfa 207'ye kadar çözersen hatta burada takıldığın sorular olursa çözümlerini hocalardan dinlersen sınavdan önce süper bir hazırlık yapmış olursun. En son
kısma kadar bitirmiş olursun. Zoru bankasındaki soruları çözdüğün zaman artık yazılı yazırsındır. Ama tabii ki en önemlisi hocanın ders notlarına da bakmalısın. Şimdi biz geri sorumuza dönelim. Ondan sonra da bitirelim inşallah. Doğru cevabı işaretleyiniz demiş. Herhalde işaretleyeceğiz. Tablodaki bilgileri göre aşağıdaki hangisine ulaşılamaz demiş. Yönetim var. Merkez yönetim, valilik, ilde yer alır. Vali yönetir. İşleri Bakanlığı tarafından atamayla görevlendirilir. Tamam. Kaymakamlık ilçede yer alır. Kaymakam yönetir. İşleri Bakanlığı tarafından atamayla görevlendirilir. Tamam. Muhtarlık köylerde ve mahallelerde yer alır. Muhtar yönetir. Halk tarafından görevlendirilir. Belediye il, ilçe ve beldelerde yer alır. Belediye başkanı yönetir. Halk tarafından seçilir. Tamam. Şimdi yerel yönetim yetkili yöneticilerin yerel yönetimin yetkili yöneticileri halkın seçtiği kişilerdir demiş. Burası doğru. Niye? Bak, yerel yönetimde muhtarı halk seçiyordu. Belediyeyi halk seçiyordu. Dolayısıyla az önce yaptığımız soruda il ve ilçe yönetim birimleri yerel yönetim değil, merkezi yönetim birimleri olacak. Buraya hemen şöyle bir kez daha uyarımızı düşelim. Bak, burası çıkarsın Ali Tonguç'um. Buraya dikkat edin. Bak, vali ve kaymakamlar merkezden atanıyor. Seçimle eş başına gelmiyorlar. Ama muhtarlar ve belediye başkanları yerel, halk seçiyor. O zaman yerel yönetimin yetkili yöneticileri halkın seçtiği kişilerdir. Bu doğru bir bilgi. Ülkemizde yönetim birimlere ayrılmıştır. Net bir şekilde görebiliyoruz. Merkezi yönetim ve yerel yönetim diye. Merkezi yönetim ile yerel yönetimin birbirine karşı sorumlulukları yoktur demiş. Saçmalamış, skandal. Yazıklar olsun. Dur, hemen sevilenme Tonguç'um. Kaymakamlar valilere karşı sorumludur. Muhtarlar da kaymakamlara karşı sorumludur. Burası da yanlış bir bilgi olmuş. O yüzden cevabımıza Ceyhun diyebiliriz ama D'yi de kontrol edelim. Merkez yönetim yetkilileri devlet tarafından görevlendirilir. Evet, bak, vali direkt olarak devlet tarafından atanıyor. Kaymakam direkt olarak devlet tarafından atanıyor ama muhtarı devlet atamıyor. Sen istediğin muhtarı seçebilirsin oy vererekten. Şimdi Tonguç'um, güzel bir çalışma yaptık. Zor bir çalışma oldu ama sen bir kez daha dikkatli çalışırsan ve sınıf anahtarlarına da sahipsen, oradaki videoları da izlersen, aynı zamanda gelecek sene de kullanabiliyorsun biliyorsun. 6. sınıf, 7. sınıfta süper bir şekilde yazıdan iyi not alırsın. Şimdiden başarılar diliyorum. Hadi bakalım, görüşmek üzere.